أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Suretun Nisa'nın birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Suretun Nisa, niye Suretun Nisa deniliyor? Çünkü Nisa kelimesi bu surede geçiyor. Bu sure tamamı Medine'de nazil olmuş. Bu surenin başıyla her ne kadar Mekkelilere hitap edilse de bu sure nerede nazil olmuş? Medine'de nazil olmuş. Ne biliyoruz? Şimdi surenin ne biliyoruz yani hitabı Mekkelilerle de? Surenin başına ya eyyühen nasu. Bir bakın. Kur'an'da nerede ya eyyühen nasu gelirse bilir ki Mekkelilere hitaptır. Ya eyyühen müminune nerede gelirse biliriz ki Medinelilere hitaptır. Oldum. Suretun Nisa medeniyetun mi'etun ve khamsun. Evsitun evsab'un ve sab'una ayeten. 175 veya 176 veya 177 ayetten oluşuyor. Yani 170 kesin, 170'ten sonra ihtilaf var. Bu ihtilaf nasıldır? 175 mi, 176 mi, 177 mi? O şekilde var, hilaf var. Oldum. Bu hilaf 177'den sonradır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu. Ey insanlar. Kimdir bunlar? Ey ehle Mekke. Ey ne? Ehle Mekke. Yahu da ey ehlu Mekke. Nasu'nun tefsirini yaparsak. Ya eyyühen nasu. Nas kim? Ey ehlu Mekke. Ama münada-i mudaf düşünürsek ey ehle Mekke. Ne biliyoruz ey ehle Mekke'dir? Çünkü hitap eyyühen nasu iledir. Bu hitap Mekkelilere yapılıyor. Oğlum. Ha şimdi buradaki hitabın usulü Mekkelilere'dir. Bu hitap bütün İnsanlaradır. Mekkelilere, Medinelilere, o dönemdekilere, bugünkülere, erkeklere, kadınlara, insanlara, cinlere. Öyle değil mi? Bu hitap hepsinedir. Ya eyyühen nasu, ey ehle Mekke, ey Mekke ehli. İttakû rabbekum. Birinci ayet. İttakû rabbekum. Siz Rabbinizden neyden? Korkun. Rabbinizden sakının. Ne demek Rabbinize sakının? Rabbinizin yasakladığı şeyi yapmayın. Rabbinizin emrettiği şeyi yakın yerine getirin. Anlıyorsun değil mi? Hangi Rabbiniz? Hangi Rabbiniz? Ellezi halakakum gelir. Şimdi ittaku rabbekum. Rabbinizden korkun. Yani nasıl Rabbinizden korkun? Korkun. Ey ikabehu. Rabbinizin ikabından korkun. Demek ki Rabbekum üzerine bir mudaf mukadder. Nedir? İkabdir. Zahire göre Rabbinizden korkun. Ama asıl o ki ittaku ikabehu. Rabbinizin ikabından korkun. Rabbinizin azabından korkun. Peki azabdan nasıl korkun? Yani bu korku nasıl? Korkunun keyfiyeti nasıl? Onu bize açıklıyor. Bi en tuti'uhu. Siz ona ne edin? Siz ona itaat edin. İtaat nasıl edin? Yap dediklerini yapın. Yapmayın dediklerinden yapmayın. Siz burayı anladınız değil mi? Peki Rabbinizin ikabından korkun. Ne demek? Rabbinize itaat edin. Önce mudafsaf ederiz. İttakû rabbekum, ittakû ikâbe rabbekum. İkâbden korkmak ne demek? Ona itaat edin. O zaman sanki ayet demiş. Ya eyyühen nâsû atî'û rabbekum. Rabbinize ne edin? İtaat edin. Niye itaat edin? Çünkü Rabbinizdir. Sizi terbiye edendir. Sizi yaratandır. Her türlü
ihtiyaçlarını temin edendir. Böyle bir murabbiye ne edilmeli? İtaat edilmeli. Hangi Rab? اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ O Rab ki sizi yaratmış. Bu اِتَّقُ رَبَّكُمُنْ o emri biraz daha pekiştiriyor. Kendini niye korkun? Bak اَلَّذ۪ي sıfettir ama illiyet hükmündedir. Niye Allah'ın Rabbinize itaat eden Rabbinizden korkun? Çünkü Rabbiniz خَلَقَكُمْ sizi ne etmiş? Yaratmış. مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَتِنْ Bir nefiste, bir kişide, bir şahıstan sizleri yaratmış, sizleri meydana getirmiş. O şahs kimdir? Adem'e. O da nedir? Adem'edir. Adem'e o nefsinin bedelidir. Gayri munsarif olduğu için Adem'e gerisi fethiyle geliyor. Adem'e. Bildiniz değil mi? Adem, e'dem. Vezn fiil ile vesfiyetten dolayı gayri musarif. Çünkü üdmet esmerlik demek. Veyahut da Adem'e vezn fiil ücmetten dolayı gayri musarif. Çünkü Adem acemi bir kelimedir. Arabi değil. Oğlum, demek sizleri bir nefisten yaratan Rabbinize itaat edin, Rabbinizin ikabından korkun. Ve halaka minha o nefisten de bak sizi hepinizi bir nefisten yaratmış. Ve halaka minha zevceha. O nefsin zevcunu, eşini ondan yaratmış. O kimdir? O da Havva'e Havva'dır. Havva'e bilmeddi. Yani Havva değil. Havva'edir. Meddilidir. Şimdi kadınlara zevc de denilir, zevcet de denilir. Bak zevc erkeklere, kadınlara ikisine de denilir. Zevc. Zevcet sade kadınlara denilir. Burada ama kadına zevcet de denilir. Zevc denilmesi daha uygun. Peki sizi Adem'den yaratmış tamam bu belli. Adem'in zevci olan Havva'yı Adem'den nasıl yaratmış? Min dil'in min adla'ihil yusra. Sol kaburgalarından bir kaburgadan ne etmiş? Yaratmış. Oldu. Son. Min dil'in min adla'ihil yusra. Sol kaburgalarından bir kaburgadan ne etmiş? Yaratmış. Havva'ya biliyorsun ya Havva denilir. Havva, hayattan gelme. O da hay birinden ne olmuş? Yaratılmış. Hay biri olan Hazreti Adem'den yaratılmış. Bir gün Hazreti Adem yatarken, uyku içerisindeyken sol kaburgasından Allah Huzurcelal'ın kudretiyle Hazreti Havva yaratılmış. Hazreti Adem hiç bunun farkında değil. Kitaplarda öyle geçiyor tefsirlerde. Uyanırken bakıyor ki yanına bir ne var? Kadın var. Ona kitaplarda öyle geçiyor. Ona meylediyor, yanaşmak istiyor. Elini ona uzatmak istiyor. Oradaki melaketler diyorlar, ya Adem sen buna yanaşamazsın. Mehrini ancak ödedikten sonra yanaşabilirsin. Mehrini buyurun. Tamam. Dedim mehri nedir vereyim? Dediler mehri öyle değil mi? Sen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a 3 salavat getireceksin. Efendimizin büyüklüğüne bak. Bazı rivayetlerde sen 17 salavat getireceksin. Anlaşıldı mı? O da o salavatları getirmek suretiyle Hazreti Havva, Hazreti Adem'e halal oldu. Demek Hazreti Havva'nın mehri nedir? Efendimizin 3 salavatidir veya 17 salavatidir. İhtilaflıydı.
Bazıları diyorlar ki Hazreti Adem'den yaratıldığına göre hani Hazreti Adem'den doğan çocuklar ikiz ikiz doğuyordu. Bir rivayete göre 20 çocuğu doğurmuş. 20 çocuğu değil de 20 sefer doğum yapmış. Her seferden 2, 40. Bir rivayete göre 40 doğum yapmış. 80. Bunlar birbiriyle evlenebiliyorlardı. Bir önceki, bir sonrakiyle evlenebiliyordu. Hazreti Havva, Hazreti Adem'in çocuğu olması hasebiyle o zaman o da diğer çocuklara helal olması gerekiyor. Öyle değil mi? Ha, cevap şöyle veriyorlar. Diyorlar, Hazreti Havva, Hazreti Adem'den yaratılmış. Ama çocuklar gibi bir doğuş yoluyla olmamış. Bir doğurma olmamış. O farklı bir yönünde onun bir parçası olarak, onun bir kaburgasından ne olmuş? Meydana gelmiş. Bitki nasıl bir ağaçtan, bir ağaç bir çekirdekten nasıl meydana geliyorsa, öyle değil mi? Hazreti Havva da Hazreti Adem'den o şekil meydana gelmiş. Dolayısıyla Hazreti Adem'in kızı kabul edilmiyor. Dolayısıyla kendi diğer çocuklarına mubah olmuyor. Tefsiratı uzun, ben kısa kesiyorum. Ve besse ferraka ve neşere. Yaydı, neyti, besse ferraka tefrik etti ve neşere neşretti. Minhuma min Adem'e ve Havva. Adem ile Havva'dan neşreti yaydı. Neyin neşreti yaydı? Ricalen kesiren ve nisaen kesiren. Çok erkekleri, çok kadınları neyti? Bu ikisinden yaydı. Çok aldı. Yani çok erkek, çok kız çocukları Yüce Allah bunlardan neyti? Çok aldı. Bakın, ricalen kesiren ve nisaen kesireten. Orada kesireten müfessir Celal'in koydu, işaret etti ki ayette iktifa var. Ricalen kesiren ve nisaen. Orada da kesireten var. Makabre dayanarak ihtimal eder ki onu zikir etmemiş. Oldu mu olmadı? Çünkü dediğim gibi demin 20 beten veya 40 beten çocuğa doğurmuş. Onlar birbirinden doğdular. Çok aldılar. Oldum. Diyor. Bazı rivayetlerde 1100 kişi Hazreti Adem'in çocukları olmuş. Hazreti Adem daha çokken yani çocukları, torunları 1100 küsür olmuş. 1100 küsür. Bazılar 100.000 kişi olmuşlar. Daha Hazreti Adem sağ iken bu kadar çoğalma olmuş. Onlar uzun yaşamışlar. Bir de 40 veya 40 aile veya 80 aile onlar da doğum yapınca çoğalmışlar. Bu emrahında bilmiyor. He? Emrahında ne diyorlarsın? Mesela Hazreti Adem. Yorumlar var. 350 diyen var, 700 diyen var, 150 diyen var. Kesin bilen yoktur. Tabi bunların hepsi hikayedir, rivayetlerdir. Diyor çocukları, her bir çocuk Allah'ın hikmetiyle bir sanata yönelmişti. Her biri bir sanat yapıyordu. Ta ki birbirlerinin işini görsün. Kimisi demirci, kimi terzi, kimi bugünkü tabiriyle. Farklı farklı Yüce Allah onlara meslek ilham etmişti. O mesleklere yönelmişler. Daha birinci ayet devam ediyor. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي Siz öyle bir Allah'tan korkun ki tesaelune. Tesaelune. Bihi. Gördünüz mü? Tesaelune. Siz birbirinizden bir şeyler istiyorsun. Bihi onun sebebiyle. Onun ne? Sebebiyle. Ha, şimdi nasıl bir şerhe gelelim. Tesaelune gördünüz. Fihi idgamu taifil asli fissini. Aslındaki olan ta sine dam olmak suretiyle şedeli okunuyor. Tesaelune. El oku Abdülkadir. Yok yok. Fihi bu tesaelunde var. Ne var? İdgamu taifil asli fissini. Aslındaki ta sine dam olmuş. Bunun asli tesaelune. Ne? Bunun aslında tesaelune. Ha,
İkinci tahisine kalp yapın. Tesesa eluna. O birincisini sakin yapın. İkinciye dam yapın. Tesesa eluna. Bu bir kıraattir. Ve fi kıraatin bir tahfifi. Bir kıraata göre de bizimki odur. Tesesa eluna. Tahfiflidir. Şin şedeli değil. Bu kıraata bir hasfi. O tanın hasfiyledir. O tanın ne? Hasfiyledir. Demek kıraatin biri o tahisine dam ediyor. Kıraatın biri o tayin ne ediyor? Hazif ediyor. Takdir nasıl gelir? Ey tetesâelûne. Bak, o mahzusta budur. Tanrı biri ne olmuş? Hazife gitmiş. Bu kıraata göre. Bizim kıraat, kıraat-ı asım, rivayet-i hafsta budur. Ey tetesâelûne bihi. Siz fîmâ beynekum. Kendi aranızda bir şeyleri istiyorsun. Bihi, o Rabbiniz sebebiyle. Rabbiniz sebebiyle. Onun vasıtasıyla istiyorsun. Ya nasıl biz birbirimizden bir şeyleri Allah ile istiyoruz? Nasıl oluyor? Bahesu yakulu ba'dukum. Bazılarınız diyor libadi. Es'eluke billahi. Allah için var bir şeyler. Bu dilencilere de bakın. Bir şeyler isterken ne diyorlar? Allah rızası için diyorlar. Bak. Haysu yakulu. Bu haysu talil içindir. Olduğu haysu itlak için, takid için, talil için gelir. Burada talil içindir. Haysu yakulu ba'dukum li ba'din. Bazılarınıza diyor. Es'eluke billahi. Unşiduke billahi. Unşiduke de mana atlubu minkedir. Yine demiş bizde. Yine de oluyor. Nerede? Haysu yerine hine. Evet. Fimma benekum hine yakulu. Öyle demiş. Hine sinki de hine midir? Haysu daha iyi. Haysu. Çünkü da, talil olursa daha iyi olur. Oldu mu? Unşiduke billahi. O da nedir? Atlubuke billahi. Allah için bunu senden istiyorum. Allah için senden bana biraz para ver. İşimi gör derinden. Oldu mu olmadı? وَتَّقُوا الْاَرْحَامَ Bakın, اِتَّقُوا رَبَّكُمْ وَتَّقُوا الْاَرْحَامَ İşaret etti ki, erham, Rabbekum üzerine, Rabbe üzerine mahtuftur. Oradaki وَتَّقُوا buraya da gelir. Oradaki ne? اِتَّقُوا bunun üzerine de gelir. Rabbinizden korkun, bir de erham, rahimlerden, sıle-i rahimden korkun. Sıle-i rahmin nesinden korkun? En taqta'uha. O sıla-i rahim kat etme konusunda Allah'tan korkun. Yani sıla-i rahmin kat'ından korkun. Sakın sakın akrabalarınızla ilişkilerinizi ne etmeyin? Kesmeyin. Akrabalarınızla ne etmeyin? İlişkilerinizi kesmeyin. En taqta'uha mesel tevlindedir. Erhamı ne olur? Bedeli olur. Oldu mu? Ha. Burada bunu diyebiliriz. İşaret etti ki وَتَّقُوا الْاَرْحَمُ Hani ki وَتَّقُوا رَبَّكُمْ اِقَابَ رَبِّكُمْ Orada ikab mukadder değil miydi Rab üzerine? İşaret etti ki burada da erham üzerine mudaf mukadder nedir? Katedir. Yani اِتَّقُوا اِقَابَ رَبِّكُمْ اِتَّقُوا قَتْحَ اَرْحَامِكُمْ En takta oha buraya koydum. İşaret etti ki Rabbekum'da mudaf nasıl mukaderse kun nedir? Mustafa ikabdir. Burada da mudaf mukader nedir? Burada da mudaf mukader katadır. Ve fi kıraatin bir kıraata göre bil cerri vel erhami. Ya vel erhami olursa Rabbe üzerine atıf değil. Erhami olursa ne atıf olur? Atfen ala demir fi bihi. Tesâelûne bihi vel erhami. O bihideki hayal ne oluyor? Atf oluyor. Bak. Atfen mesel mana ismun mefuldur. Yani ve fikratin bil cerri ma'tufen ala demiri fi bihi. Bihideki demire atf olarak. Bildiniz değil mi? Yalnız bu var. Yani bir demire meczul üzerine atf yapılınca carın iadesi gerekiyor. Carın ne? İadesi gerekiyor. Eğer o car mudafse iadesi ittifakın vacibdir. Eğer o car mudaf değil de harf-i cer ise
ihtilaflidir. Nedir? İhtilaflidir. Ha, es-sa'uki caiz ama kalildir. Bu da vel-erhami bi'deki haya atıf ediyoruz. O bir daha buraya tekrar olmamış. Bu caizdir. Kesir olmamayla birlikte burada car harfi car olduğu için caizdir. Çünkü İbn-i Malik de elfesine diyor وَلَيْسَ عِنْدِ لَازِمًا اِذْ قَدْ اَتَى فِي النَّزْمِ وَالنَّسِ صَحِحِ مُسْفَةَ elfeyi okuyunca bunu oradan göreceksin. O zaman mana nasıl gelir? Siz kendi aranızda bir şey isterken Allah ile istiyorsun, bir daha Sıla-i Rahim ile istiyorsun. Rahim ile nasıl istiyorlar? Evet, وَكَانُوا olmuşlardı sahabeler, Müslümanlar, insanlar yetenaşedûne bir rahim. Rahimle tenaşud ediyorlardı, talep ediyorlardı. Akrabalık için bana biraz para ver. Bana yardım et. Ben senin neyinim? Ben senin amcanım, amcan oğlum, dayım, dayı oğlu neyse bu akrabalıktan dolayı neydin? Bana yardım et. Hani Hazreti Harun da Hazreti Musa ne diyor? Hazreti Musa Tor-u Sina'dan dönerken beni İsrail buzağa taptığını görünce Hazreti Harun'un sakalından, abesinin sakalından tutarken o demiş Yebne ummi, Yebne umme, ey benim annemin oğlu, yani ey benim kardeşim, la te'ekuz billihiyeti, benim sakalımdan tutma, ve la bir resi, saçımdan başımdan tutma. Bak Yebne ummi diyor, yani bu akrabalık hatırı için, bu kardeşlik hatırı için bana karışma gibisine bir şeyler söylemiş. O dedi, ben gidince sen nasıl bıraktın ki beni İsrailler buzağa tapsınlar, dinden çıksınlar? O da dedi, beni dinlemediler. Ben de üzerine fazla geçseydim, beni İsrailler ikiye bölünürlerdi, savaş çıkardı. Ben korktum ki sen bana diyeceksin sonra, sen niye bunları birbirine düşürdün diye, ben onun için sessiz kaldım. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Daha birinci ayet devam ediyor. Allah-u Zülcelal sizin üzerinize nedir? Rakibdir. Ne demek rakibdir? حَافِزًا لِعَمَالِكُمْ. Allah Zülcelal üzerinizde rakibdir. Amellerinin hafizidir. Amellerini hiz ediyor. Melaketleriyle kaydediyor. Madem amellerinizi kaydediyor, فَمُجَازِيكُمْ بِهَا. فَمُجَازِيكُمْ sizi cezalandırır. Sizi mükafatlandırır biha o amellerle. Bu da amellerin hifzinin neticesidir. Nedir Osman? Amellerin hifzinin neticesidir, gayesidir. Sizin amelinizi hifz ediyor, kaydediyor. Zerre kadar bir ameliniz kaybolmuyor. Niye? Çünkü onun üzerine sizi cezalandırır. Bak. Femucafe. Madem amellerinizi muhafaza ediyor, femucazikum biha. O amellerle sizi ne yapıyor? Cezalandırır. Evet, feyucazikum. فَيُجَازِكُمْ سِي cezalandırır, sizinki mudaridir. Benimki فَمُجَازِ ismi faalde ikisi de olur. اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِزَارِكِ Allah-u Zülcelal ezelden beri, eskiden beri bu sıfetle muttasıftır. Bu sıfetle muttasıf olmaktan zail olmamış Yusuf. Bu neden çıkıyor? اِنَّ اللّٰهَ كَانَ كَانَ daima istimrarı ifade ediyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Ha ne demek Allah-u Zülcelal eskiden beri sizin dünyaya geldiğiniz andan itibaren Allah-u Zülcelal amellerinizin hizinden hiçbir zaman ayrılmamış. Eylem yezel mutassifen bizalike. Amellerinizin hizziyle mutassif olmaktan hiçbir zaman zahir olmamış. Bu da kaneden çıkıyor. Birinci ayet bitti. İkinci ayete geldik. Yarın oradan devam ederiz. Oldu mu? Nefakumullahu nef'an mubi'an.